pick dediğimiz bir yöntem. Biraz açacağım arasını. Acınız çoğalırsa bana söyleyin. Hem orayı görebilmek hem de rahat çalışabilmek için açmam gerekiyor biraz. İyi misiniz? Kabuklardan kurtulacağız önce. Sizin canınızı acıtacak bir işlem değil. Bunlar sadece kabuk. Bant bir yıl önce bir takıldı demiştiniz. Ektomi yapılmış ama sonuç alınmamış. BC bant takılmış aynı zamanda tırnak, şu tırnağa. Buna takılmış mıydı? BC bant tedavisi de yarım kalmış. Kontrolü bana bırakın sadece. Hı hı. Şu an gergin olduğunuzu hissedebiliyoruz. Ben izledim çünkü onu da izledim. Sakin olun. Bizim sayfamızda mı izlediniz? Evet. Var mı herhangi bir acı? Hiçbir şey yok. Evet, hiç acımayacak. Şu an alet size dokunduğu için evet, bir şekilde evlit olabilirsiniz. Ama onun dışında ama gördüğünüz gibi acı olmayacak. Sakin olun sadece. Birazdan buradan çıkan tırnak parçasıyla büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Acıyor mu şu an? Yok, acımıyor. Şöyle bir şey var zaten. Enfeksiyonlu bölgelerde ufak da olsa bir iz kaybı olur. Hı-hı. Dolayısıyla hissetmezsiniz orayı. Biraz üst kısmı sızlıyor sadece. Çok normal, çok normal. Thank you.
tansiyon içerideki tırnağı yumuşatıyor. Evet. Bunu zaten gözlemlemişsinizdir. Yumuşadığı için de maalesef çabuk kırılıyorlar. Tırnaklarım da inceymiş galiba. Tırnaklarınız ince. Bu yüzden güzel kontrol etmek gerekiyor. İçeride parça bırakmamak gerekiyor. Evet. Hop, bitti. İyisiniz ama değil mi şimdi? Şu an çok iyiyim. Tatlıyım, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok şey gözüküyorum ama çok korkarım böyle şeylerden. Çünkü çok acılı şeyler, evet. Ayakta, tırnakta yaşanan sorunlar. O yüzden bir temkinli oluyorsunuz haklı olarak. Bir daha öncesinde birkaç işlem görmüşsünüz. O yüzden belirli bir travma da var. Ya zaten ben insanlara... mesela tırnak batığında şey derim hep, hani bugüne kadar çektiğiniz ağrının yanında benim işlemi getireceğiniz ağrının hiçbir önemi yok diyorum. İnanmıyorlar yani, bu tırnağı buradan bırakarak kesip alacağım deyince hani onun acısız olabileceğine inanmıyorlar. Oval bir şekilde, yer bulamadım. Evet, ben de hani kökünden acır diye düşündüm ama beklediğim kadar acımadı. Bye.
yakacaktır. Bunları üzerini kapatacağım. Bugün bu şekilde kalsınlar. Tamam. Kremi yarın sabahtan itibaren uygulamaya başlayalım lütfen. Üzerine bandaj yapacağım. Bandajı da çıkardıktan sonra bu parçaları da çıkartabilirsiniz. Tamam. Zaten yarın sabaha kadar bayağı toplamış olur kendini. Ardından sabah akşam antibiyotikli krem kullanacağız. Temiz ayak kullanmak önemli. Yani yıkayıp güzelce kullandıktan sonra sürmek önemli. Etkisini %50 oranında arttırır. Sabah akşam bunları uyguladıktan sonra ortalama 2 hafta diyoruz ama daha kısa da olabilir. Tamam. 3 haftaya kadar da sarkabilir. Tamam. Bu tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınız. İşte ayağınızın ne kadar steril ortamda kaldığına göre değişik faktörler. Ortalama 2 hafta. Enfeksiyon tamamen geçecek. Enfeksiyon geçtikten sonra çok daha rahatlamış bir şekilde olacaksınız. Ardından sizi tekrar misafir edeceğiz. Bütün bu tırnak yataklarını kontrol edeceğiz. Tırnağın tekrar aynı şekilde uzayıp batmaması için önlemler alacağız.